2018'de bakanlığımız desteğiyle yaptırdım. Evet. 175 şibeli. Evet. İfattan. Şeyler de görmüyorum. Evet, 2018'den bu yana da şu anda süt üretimi devam ediyor. Evet. Artarak da. Yani çok şükür elhamdülillah artarak devam ediyor. Aynı zamanda da 2018'den beri de ağrı işletme. Evet. Biz aynı zamanda kontrolünü yapıyoruz. Ağrı işletme desteklerini de alıyorsun. Evet. Memnunsun inşallah. Müdürüm çok şükür memnunuz. Yani şimdi bu imkanı sağladığı için devletime minnettarız. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Yani biz bir hayalle başladık. Onlar da destek verdiler. Biz de yaptırdık. Sayısını da arttırmış inşallah. Sayımızı da arttırıyoruz. Evet, yani evet. Biraz işte işletmenin kapasitesi kadar gidiyoruz aslında. Evet, evet, doğru. Biraz fazlasını satıyoruz. Biraz eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Evet, maşallah. Şu anda 29 civarındayız. 29 ortalama mı? Evet, şimdi biraz sürüye yeni hayvanlar girdi. Evet. Onlar haliyle şu an tam verime ulaşamadılar. Evet. Bu yıl 29'da gidiyoruz şu anda. İnşallah bu ağrılık işletmeye devam eder. Aynen. Böyle bir de bir sefer yapalım. İnekler günde bir bu 2 günlük daha. Değil mi? Evet müdürüm 2 günlük. 2 günlük maşallah iyi durmuş. Biraz zorlu oldu. Maşallah belli zaten. Güzel kalitesi de iyi. Evet. Tükettiği günlük yem miktarına bağlı müdürüm. Evet. Gelişimine göre 2 ayda çıkarttığımız da var. 2,5 ay. 3 ay beklediklerimiz de var. Bazen... Evet. ...2011 yılı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldum. 2011 yılından beri sahada aktif olarak çalışmaktayım. İşletmemiz 2018 yılında kuruldu. İPART kapsamında devletimizin verdiği hibe destekle yaptık. 2018 yılında hayvanlarımızı getirdik. 2018 yılından beri de ağrılığımız var. Hastalıktan ağrı işletmeyiz. İşletmemiz 40 sağılır kapasiteli olarak yapıldı. O şekilde proje verdik. Biz 30 sağılırla başladık. Şu anda irili ufaklı 70 civarı hayvanımız var. Ve bu arada da ağır işletme olduğumuz için satışlar da gerçekleştirdik. İşletmemizin kapasitesi kadar devam ediyoruz. İnşallah da artırmaya devam ediyoruz. Şu an ortalamamız 29 litre civarında. Yani hayvan sayısına göre değişiyor. Yani bu işletmede biz 700 litre de süt verdik. 1200 litre de süt verdik. O arada seyrediyoruz. Şu an biraz sürümüz yaşlandığı için yeniden yeni nesiller geliyor alttan. O haliyle biraz sütümüz eskisine göre düşük. Daha önce 32 litre ortalamalarda yakalamıştık. İnşallah yine yakalamaya devam edeceğiz. Şimdi hastalıktan ağrı işletme şu demek. Brusella ve tüberkülozdan ağrı işletme demek. Bunlar biliyorsunuz zoonoz hastalıklar. Şimdi bunun ilk başta insan sağlığı için önemi büyük. Hastalıktan ağrı işletme olmak gerekiyor. Yani esas amacımız bu olması gerekiyor. Ama bunu yaparken de zaten işletme haliyle kâra geçmiş oluyor. Çünkü temiz bir işletme olduğu için daha rahat üretebiliyorsunuz. Yani üreme parametreleriniz daha iyi gidiyor. Süt verimleriniz daha iyi gidiyor. Hayvanlarınız daha sağlıklı gidiyor. Hastalıktan ağrı işletme olduğumuz için tabii talep oluyor. Ulusal firmaların buna talepleri var. Hastalıktan ağrı işletme olduğumuz zaman ekstra bir meblağ veriyorlar. Bize üstüne destekliyorlar. Ya bunun yanında işte sütün kalitesine göre de destek alıyoruz. İşte somatik hücredir, yağdır, proteindir bunlara göre de destek alıyoruz. Bir ahır için daha tekrardan talepte bulunacağız. Bir sonraki hedefimizde mutlaka robotik sağma geçmeyi düşünüyoruz. Yani hem sütün kalitesini artırmak adına hem de hayvanların refahını artırmak adına robotik sağma geçmeyi de düşünüyoruz. Bize bağlı Acıpınar köyündeyiz. Bir ağrı işletmedeyiz. 2018'den yeni bu işletmemiz ağrı ve bakanlığımız desteğiyle 175 hibeyle yapılmış bir işletme burası. Tabii ağrı işletme deyince aklımıza gelen hastalık bulunmayan işletme. İlimiz de bu konuda çok iyi. 2021 yılında 119 işletmeyle Türkiye'de 4. sıradaydık. Şu an için 2022 yılında 11. aya geldiğimizde yaklaşık 80 tane işletmemize onay verdik. O 48 işletmemizde onay sürecinde 128-130 işletmeyi çıktık. Tabii sayımızı daha da arttırmak istiyoruz. Tabii ağrı işletmeden üretilen et ve sütlerin kalite oranında yüksek olduğundan dolayı hem özellikle süt veriminin yüksek olması ve kalitesinde iyi olmasından dolayı
göre talep fazla oluyor. Ve buradaki çiftlik sahiplerimiz, üreticilerimiz bu sütlerini, sütlerine çok talep oluyor ve iyi şekilde satıyorlar şu anda. Biz ağrı işletme desteklerimiz geçen seneye göre de arttı. 2021'de ve 2022'ye göre arttı. 2022'de 600 TL destekleme ödeyeceğiz ağrı işletmelerimize. Onaylı süt çiftliği desteğimiz de var aynı zamanda bunun yanında. O da 100 TL civarında. Şimdi destekliyoruz. Onlar da üretiyorlar. Şu an için biliyorsunuz Aksaray'ımıza yaklaşık 372 bin büyükbaş hayvanla üretimize devam ediyoruz. Türkiye'de de 13. sıradayız büyükbaş hayvan sıralamasında 2021 verilerine. Günlük 1200 ton ortalama süt üretiyoruz. Tabii ilimizde bu süt üretimini işleyen birçok firmalarımız var. Yaklaşık 22 tane sütü işleyen firmamız var, fabrikamız var, bu süt işleme tesisimiz var.